Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videomun ikinci bölümünde Berem'izin eldivenlerini anlatacağım demiştim. Şimdi tekrardan bu kısımda Berem'izde yapmış olduğumuz gibi lastik kısmından başlıyoruz. Önce bir düğüm atıyoruz. Sonrasında 13 zincir çekerek lastikten başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dördüncü zincir deliğine banarak sık iğneleri yapıyoruz. Yine berede olduğu gibi sık iğneyle başlıyoruz lastik kısmına. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Döndürdüğümüzde yine aynı şekilde berede olduğu gibi lastik kısmının bize doğru bakan kısımlarına değil, dış tarafa bakan tek katına banarak sık iğnelerimizin tepe noktasından banıyoruz ve dış taraftaki tek katlarına banarak lastik kısmını örmeye devam ediyoruz. Sık iğnelerimizin tepe noktasından dış tarafa bakan tek katına banıyoruz. 2 zincir çekerek döndük ve üst kısma 10 tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Köşe kısmına geldiğimizde her bir sık iğne tepesine tek bandık. Köşe kısmında zincirli kısma banarak dönüşümüzü yapıyoruz. 2 zincir çektik ve bir üst sıraya geçiyoruz. Yine aynı şekilde zincirimizin dibine değil, hemen dibine değil, sonraki sık iğne tepesini yine tek katına banarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar 10 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Köşe kısmındaki sık iğnemizi unutmuyoruz. Köşe kısmına kadar geldik. Köşe kısmında zincirli kısma son sık iğnemizde yaparak dönüşümüzü yapıyoruz. Bu kısımda sayarak devam edebilirsiniz. Çünkü son sık iğnemizin son banışını yapmadan devam edersek bu kısımdaki sık iğnelerimiz azalacaktır. O yüzden zincire de bir kez daha banarak 2 zincir çekiyoruz. Döndürüyoruz ve bir sonraki sıraya geçiyoruz. Hemen zincirin dibine değil, sonraki sık iğne tepesine banarak devam ediyoruz. 1, 2, buradaki 10 sık iğnemizi değişmeyecek şekilde yapmaya devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve köşe kısmını da banarak 10. sık iğnemizi yapıp bu şekilde 2 zincir çekerek dönüyoruz. Bu kısımdaki eldiven ölçüsünü nasıl almanız gerektiğini göstermek istiyorum. Şu kısımdaki lastikle ölçüsünü ölçerek ve uygun bir şekilde ona göre yapmanız gerekiyor. Ben bu kısmı 6 cm 2 kat olacak şekilde şu şekilde ölçüsünü alıyoruz. Boyutunun ölçüsünü alıyoruz ve parmaklarını şu kısımda genişleyen kısmında ölçüsünü aldıktan sonra örgümüze o şekilde başlamamız gerekiyor. Bu kısımdaki ölçülerin tam olması için dediğim gibi tığ numarasının da önemi var. İpliğin kalınlığının da önemi var. Bu şekilde devam ederek ben bu kısmı sık iğne sıralarını 26-27 sıra olacak şekilde lastik kısmını ördüm. Ona göre de siz ölçüsünü yaparak bu kısmı ölçerek devam etmelisiniz. Önce lastik kısmını bu şekilde tamamlayarak dönelim.
Eldivenimizin lastik kısmını bu şekilde örerek tamamladık. Bu kısımda ölçtüğümüzde 12,5 santim veya 13 santime kadar da eğer genişletirseniz bu şekilde 13 santim olana kadar ördük. Bu da 27 sıra olana kadar devam ettim. Şimdi tekrardan bu kısımdaki birleştirmemizi yapıyoruz. İp kısmı aşağıda olacak şekilde 2'ye katlayarak bu kısmın birleştirmesini yapıyoruz. Yine aynı şekilde berede olduğu gibi ilmeğimizi karşı taraftan bandık ve bu kısmı birleştirdik. Sonrasında yine bütünlüğün bozulmaması için bize doğru bakan kısımda sık iğnelerimizin tek katına banarak ve karşı taraftan da başlangıç kısmındaki zincire banarak birleştirmemizi yapıyoruz. Bize doğru bakan sık iğnelerimizin yine tek katına banıyoruz ve başlangıç kısmındaki zincire banarak birleştirmemizi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyor lastiğimizin birleştirmesi. Bize doğru bakan kısımdaki sık iğnelerimizin tek katına ve başlangıç kısmındaki zincire banarak birleştirmemizi yapıyoruz. Her bir sık iğne tepesine tek banıyoruz. Evet, son kez köşe kısmına da banarak başlangıç kısmındaki zincire de bandık. Son çekişimizi de yaptıktan sonra bu kısım, birleştirdiğimiz kısım içte kalacak şekilde önce lastiğimizi ters çeviriyoruz. Bu kısım içte kaldı. Bu kısım bütünlük bozulmasın diye şu şekilde bağlantımızı yaptık. Şimdi başlangıç kısmındaki ipimizi de içine örerek önce 2 zincir çekiyoruz ve her bir şu sık iğnelerimizin köşe kısmındaki her birinin tepe noktasına gelen kısımlara 3 defa tek, dördüncüsüne çift banarak artış yaparak devam ediyoruz. 2 zincir çektik ve ilk sık iğne köşesine bandık. Sonrasında yine sık iğneyle devam ediyoruz. 2 tekrardan tek banıyoruz. 3. 3 kez tek bandık. 4.'süne 2 kez banarak 1 tane artış yapıyoruz. 1. Aynı yere banıyoruz. Yine sık iğneyle 2. Sonrasında yine aynı şekilde 3 defa tek. 1. 2. 3. 3 defa tek bandık. 4. sık iğnemizin tepe noktasına çift banıyoruz. 1 2 sonrasında yine 3 defa tek tepe noktalarına banarak devam ediyoruz. 4.'süne çift banıyoruz. Evet, bu şekilde zincir çektikten sonra 3 defa tek, 1 defa çift. 3 defa tek, 1 defa çift şeklinde yine sıra sonuna kadar banarak devam ediyoruz. Çift bandık en son. Sonrasında 3 defa tek. Sık iğneyle devam ediyor bu kısım. Modelimiz 3'ün katları olacak şekilde artışlarımızı yapıyoruz. Yani şu kısımlarda her bir model için 3 tane sık iğne yapmanız gerekiyor.
Evet, şimdi köşe kısmına geldiğimizde modelli sıralarımıza başlamadan önce köşe kısmındaki banışımızı yapıyoruz. Sonrasında üst sırada beyaz ipimizden devam ettiğimiz için birleştirmeyi yapıp üst sıraya geçiyoruz. Son ilmeğimizi farklı renkli ipimizden devam ediyoruz. Bir üst sıraya geçtik şimdi. İki zincir çekerek bu kısımlarda yapmış olduğumuz sık iğneleri tığımızın başına ip alıp her bir tepeye tek banarak yalancı trabzanlar yapıyoruz. Tığımızın başına ip aldık, bandık ve yalancı trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına ip aldık, sonraki sık iğne tepesine bandık ve 1-2-3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Tığımızın başına ip aldık, sonraki sık iğne tepesine yine yalancı trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu kısmı da sıra sonuna kadar beyaz ipimizden devam ettiriyoruz. Eldivenimizin beremizde olduğu gibi modelli sıralarından 2 sıra boyunca uygulamaya devam ediyoruz. Şu kısımlar 2 sıra olacak şekilde modelimizden uyguluyoruz. Lastiğimizi birleştirdikten sonra artışımızı yaptık ilk sırada. Şimdi modelli sıramıza geçtiğimizde her bir sık iğne tepesine beyaz ipimizle yalancı trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde yine farklı bir renkle devam edeceksek eğer ipimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi son çekişimizi zincirli kısma banıyoruz. Beyaz ipimizden değil eldivenimizin diğer rengi ana rengiyle devam ediyoruz. Çekişimizi yaptık. Son çekişimizi üst sırada fuşya ipimizden devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Alt kısımda bir tane trabzan tepesi atlıyoruz. Yine bir sonrakine yan yana olacak şekilde 2 tane ikişer defa çekerek trabzan yapıyoruz. 1, 2. Sonrasında atlamış olduğumuz sık iğne tepesine dönüş yaparak fıstığımızı sarıyoruz ve 3 defa banıyoruz. 1, tekrar aynı yere bandık. 2, tekrar aynı yere banıyoruz. 3, fıstığımızı kapatıp tekrardan bir kez daha tığımızın başına ip alıp 2 ilmeği de birlikte kapatarak sonraki modelimize geçiyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Sonraki sık iğne tepesine atladık. Bir sonrakine yan yana olacak şekilde 2 tane trabzan yapıyoruz. Sonrasında yine dönüş yaparak atlamış olduğumuz sık iğne tepesine fıstıklarımızı 3 defa olacak şekilde sarma yapıyoruz. Kapattık fıstığımızı, tekrardan tığımızın başına ip alıp ikisini de birlikte kapatarak sonraki modelimize geçiyoruz. Bu kısmı da sıra sonuna kadar yine aynı şekilde uyguluyoruz. Bir tane tepe atlıyoruz. Sonrasında 2 tane trabzan olacak şekilde yan yana trabzanlarımızı yapıyoruz. Dönüş yaptık. Aynı yere banarak 3 defa yine fıstığımızı sararak üst kısımda tepe noktasında fıstığımızı kapattık. 2 ilmeğimiz oldu. Onu da tekrardan tığımızın başına ip alıp ikisini birlikte kapatıyoruz. Bu şekilde fıstıklarımızı yan yana olacak şekilde köşe kısmına kadar yine uygulayarak geliyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde yine beyaz ipimizden örgümüze devam ediyoruz.
köşe kısmındaki zincirli kısma banarak beyaz ipimizden bir üst sıraya geçiyoruz. İki zincir çekerek tığımızın tekrardan başına ip alarak her bir tepeye tek banarak devam ediyoruz. Yine bu kısımda yalancı trabzandan devam ediyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Banışımızı yaptık. İpimizi çektikten sonra 1-2-3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Yine aynı şekilde tığımızın başına ip aldık. Banışımızı yaptık. 3 ilmeği aynı anda çekerek kapatıyoruz. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonunda yine ipimizin rengini değiştirerek ikinci sıradaki modelimiz için fuşya ipimizden devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar yine bu şekilde örerek devam edelim. Sıranın sonunda ipimizin rengini değiştirerek 3 zincir çektik. Tekrardan tığımızın başına ip alıp bir tane sık iğne tepesi atlayıp sonrakine yine yan yana 2 tane trabzan yapıyoruz. Bir kez daha modelimizden bu şekilde kurarak devam ediyoruz. Sonrasında atlamış olduğumuz sık iğne tepesine dönüş yaparak fıstıklarımızı sarıyoruz. 1, 2, 3. Fıstığımızı kapattık. Sonraki fıstığımıza geçiyoruz. Bir tane tepe atladık. Sonrakine yine yan yana olacak şekilde ikişer defa çekerek trabzan yapıyoruz. Sonrasında dönüş yapıp sık iğne tepesine banarak 3 defa sararak fıstığımızı yapıyoruz. Fıstığımızı kapattık. Sonraki modelimize geçiyoruz. Yine aynı şekilde burada yapmış olduğumuz gibi modelimizden bir sıra daha bu kısmı yaptıktan sonra eldivenimizin üst kısmında yine yalancı trabzandan devam ettiğimiz kısma geçiyoruz. Bunun için de arka taraftaki tek olan parmağımızı yapmak için önce bir açıklık bırakıyoruz. Önce bu sırayı da tamamlayalım. Evet, şimdi sıra sonuna kadar ikinci modelimizde uygulayarak bağlantımızı yaptık. Şimdi üst sıraya geçmeden önce eldivenimizin parmaklarını bir tanesini sıranın hemen başında şu bağlantı yerinin hemen sonrasında açıklığını yapıyoruz parmağımızın. Diğerinde bağlantı yerinden hemen önce olacak şekilde şu kısımlar eldivenimizin altında kalacak şekilde üst tarafta bağlantı yerimizin olmaması gerekiyor. Parmak kısımları açıklığını vermek için dediğim gibi bağlantı yerinden hemen önce bir tanesini ve bağlantı yerinden hemen sonra şu kısımlar bağlantı yerlerimiz yani sıralarımızın sonları. Şimdi burada üst sıraya geçerken 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Sonrasında yine her bir tepeye tek banmamız gerekiyor. Bu kısım yine şu üst kısım yalancı trabzandan devam ediyor. Tığımızın başına ip aldık. Her bir tepeye tek banarak yalancı trabzanlar yapıyoruz. Bu kısımda şu ilmeklerimizin artmaması için 3 zincir çektik ve şu kısma tekrardan hemen dibine banmamız gerekiyor. Şu kısımlara buradaki trabzan sayılarına da dikkat ederek fazla artmaması için zincirimizin hemen dibine ilk trabzan yalancı trabzanımızı yaptık. Sonrasında her bir tepeye tek banıyoruz. Birkaç ilmek yaptıktan sonra bağlantı yerinin altta kalması için burada hemen 2 zincir çektik. 1, 2, 3, 4 tane yalancı trabzan yaptık. Zincirle birlikte 5 tane yalancı trabzanımız oldu. Burada tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Alt taraftan da şu modellik sıralarımızı sayarken burada ilk parmağımızı açıklığını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane atladık. 5.sine tığımızın başına ip alarak banışımızı yapıyoruz. Yine yalancı trabzandan devam ediyor. Dediğim gibi şu kısımda 2 zincir çektik. Sonrasında 4 yalancı trabzan, 5 zincir çektik. Alt taraftan da 4 tane modelimizin 4 tane ilmeğinden atladık bu kısmı. Sonrasında yine yalancı trabzan yaparak
modelimize devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yine trabzanlarımızı yapıyoruz. Yalancı trabzanlarımızı üst sıra yalancı trabzandan örülen kısımlar, parmak da dahil yalancı trabzan yaparak modelimize devam ediyoruz. Parmağımızın açıklığını yaptık şu anda. Sonrasında eldivenimizi tamamladıktan sonra parmağı örmek için tekrardan bu kısımdan ip sabitleyerek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yalancı trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sırada aynı şekilde devam ediyor. Bu kez yapmış olduğumuz zincirin üzerine tekrardan trabzan yaparak devam ediyoruz. Son trabzanımızı da yaptıktan sonra zincirli kısma banarak bir üst sıraya geçiyoruz. Burada ipimizin rengi değişmediği için beyaz ipimizi kestik bu arada. Sıramızı sabitleyerek bir üst sıraya geçiyoruz. 2 zincir çektik. Sonraki sırada her bir tepeye tekrardan tek banarak devam ediyoruz. İlk tepeye bandık. 1 2 3 4 Her bir tepeye tek bandık. 2 zincir çektik yine köşe kısmında. Bu kısmına 5 zincir çekmiştik. Yine 5 zincir 5 yalancı trabzan yaparak bu kısmı da doldurarak devam ediyoruz. 3 4 5 Hemen sonrasında ilk tepeye yine banarak devam ediyoruz. Her bir tepeye yine tek banıyoruz. Evet, şu vermiş olduğumuz açıklık parmağımızın açıklığı. Buraya 5 zincir çektik. Üst tarafına da 5 yalancı trabzan yaptık. Bu şekilde döne döne şu kısımdan itibaren döne döne bu kısmı burada örmüş olduğumuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra boyunca düz bir şekilde bu kısmı örerek tamamlıyoruz. Bu kısmı da dediğim gibi şu kısmı ölçerek parmağınızın bilekten itibaren uzunluğuna göre bu kısım bendeki modele göre 8 sıra. Bu kısmı da örerek tamamlayalım. Yine sıralarımızı yalancı trabzanla örmeye devam ediyoruz. İlk sıraya başladık şu anda. Evet, eldivenimizin 2 modeli sırasından sonra düz ördüğümüz yalancı trabzanlarla ördüğümüz 8 sıramızı örerek tamamladık. Şimdi üst kısmına tepe noktasına yaklaşırken 2 sıra boyunca kesmelerle devam ediyor eldivenimiz. 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Yine bu kez tüm yalancı trabzan tepelerine çift banarak kesmelerimizi yapıyoruz. Bandık. Son çekişimizi yapmıyoruz. Bir sonrakine tekrardan tığımızın başına ip aldık. Sonraki tepeye bandık. Şimdi 1, 2, 3 ilmeğimizi çekerek aynı anda kapatıyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki yalancı trabzan tepesine bandık. Son çekişimizi yapmadık. Tekrardan tığımızın başına ip aldık. Sonraki trabzan tepesine geçtik. 1, 2, 3 ilmeğimizi çekerek aynı anda kapatıyoruz. Bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz. 1, 2, 3 ilmeğimizi çekerek aynı anda kapatıyoruz. İlk kesme sıramızı bu şekilde ikişerli ikişerli sıra sonuna kadar yaparak devam ediyoruz.
Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ikişer ikişer keserek, şu şekilde keserek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, ilk sıramızın kesmelerini bu şekilde tamamladık. 2 zincir çekerek üst sıraya geçtik. Yine ikişer ikişer keserek devam ediyoruz. Tekrardan bir sonraki tepeye bandık. 1 2 3 ilmeğimizi çekerek aynı anda kapatıyoruz. Bir sonraki tepeye geçtik. Tekrardan bir sonrakine geçtik. 1 2 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Sonraki tepeye önce bir tane yaptık. Sonrasında tığımızın başına ip alıp sonraki tepeye yine bandık. 1 2 3 ilmeğimizi çekerek aynı anda kapatıyoruz. Yine sıra sonuna kadar ikişer ikişer banarak 2 ilmeği birlikte keserek devam ediyoruz. Tepe noktasına yaklaşırken 2 sıra boyunca keserek devam ediyoruz. Eldivenimizi, ilmeklerini keserek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi keserek geldik. En son bağlantımızı da yaptıktan sonra üzerine tek zincir çekerek bu kısmı tamamlıyoruz. Bu kısımda orta ilmeklerimizi kestikten sonra bu şekilde bir açıklık oluşuyor. Bunda ipimizi biraz uzun keserek bu kısmı dikerek tamamlamamız gerekiyor. Şu kısımdan itibaren bu kısmı dikerek tamamlayacağız. Şimdi tekrardan parmak için ilmek takarak devam ediyoruz. İpimizi önce kenar kısmından sabitliyoruz. Önce bir düğüm atıyoruz. Şu kısımdan itibaren ilmeklerin tepe noktalarına banarak yine şu köşe kısmından itibaren önce banışımızı yapıyoruz. İpimizi sabitliyoruz. İki zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. 1 2 sonrasında tığımızın başına ip alıp yine şu tepelere banarak devam ediyoruz. Yine yalancı trabzan yapıyoruz. Parmağımızı örerken tüm ilmekleri çekerek aynı anda kapatıyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Trabzanımızın tepesine banıyoruz. İpimizi çektikten sonra 3 ilmeğimiz var. Onu da çekerek aynı anda kapatıyoruz. Bu kısımda parmak boyutunuza göre 12, 14 şeklinde devam ediyor bu kısımda almış olduğumuz ilmeklerimiz. Ben bu eldivenin boyutuna göre 12 yalancı trabzandan devam ettim bu kısmı. Köşe kısmına geldiğimizde tekrardan şu ilmeğin tepesine banarak bir tane yalancı trabzan yaparak geçiş yapıyoruz. Sonrasında üst kısımda çıkarmış olduğumuz zincirli kısma bandığımız trabzanların arasına banarak yine trabzanlarımızı, yalancı trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu kısımdan 12 tane yalancı trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu kısımda yine döne döne örerek devam edeceğiz. 12 ilmekle. Köşe kısmına geldiğimizde son trabzanımızı yaptıktan sonra birleştirmemizi yapıyoruz. 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Bu kısmı da şu anda ilmeklerimizi çıkarttık. Bu şekilde 12 yalancı trabzan olacak şekilde ilmeklerimizi çıkarttık. Şimdi 2 zincir çekerek üst sıraya geçerek bu kısmı örmeye devam ediyoruz. 2 zincir çekerek üst sıraya geçtik. Tığımızın başına ip alıp ve her bir trabzan tepesine banarak yine yalancı trabzan yaparak devam ediyoruz. Zinciri saymadan yan yana 12 yalancı trabzan yapıyoruz. Bir tanesini yaptık. İkinci tepeye geçtik. 2
3, parmak boyutunuza göre bu değişebilir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sıranın sonunda zincir çektiğimiz kısma birleştirerek sıramızı tamamlıyoruz. 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Bu kısmı da parmak boyutuna göre dediğim gibi bu kısımdaki trabzanlarımız değişebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra boyunca bu kısmı düz bir şekilde ördüm. Sonrasında kesmeye geçiyoruz. Bu kısmı da şimdi ikinci sıramızı yaptık şu anda. 7 sıra boyunca yine 12 trabzanla örmeye devam ediyoruz. Önce bu kısmı da bir tamamlayalım. Evet, parmak kısmının 7 sırasında bu şekilde örerek tamamladık. Şimdi uç kısmında 1 sıra boyunca yine kesme yaparak devam ediyoruz. 2 zincir çektik, sonraki sıraya geçtik. Tığımızın başına ip alıp her bir tepeye yine çift banarak kesmelerimizi yapıyoruz. 1, 2, 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Bir kez daha sonraki tepeye bandık. Son çekişimizi yapmadık. Tekrardan tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki tepeye bandık. 1, 2, 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Sonraki tepeye geçtik. Tığımızın başına ip alıp bandık. Tekrardan tığımızın başına ip aldık ve sonraki tepeye bandık. 1, 2, 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 12 trabzanımızı ikişer ikişer keserek devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ikişer ikişer keserek sıra sonuna geldik. Sıranın sonunda yine zincirli kısma banarak sıramızı kapatıyoruz. Bu şekilde tepe noktasında yine aynı şekilde eldivenimizin uç kısmında olduğu gibi bu kısmı da yine dikerek kapatacağız. Onun için ipimizi biraz uzun bırakıyoruz. Yine aynı şekilde ipimizi kestik. Dikişini yapmadan önce diğer eşinde yaptıktan sonra dikişini de göstereceğim. Önce diğer eşinde yapalım eldivenimizin. Evet, şimdi dikişimizi yapmak için iğnemize ipliğimizi geçirdik. Ve şu kısımlardan ilmeklerin arasından önce iğnemizi geçirip sonrasında bu kısmı büzerek devam ediyoruz. Birkaç defa ilmeklerin arasından bu şekilde diktikten sonra ipimizi kesip sonraki kısma geçiyoruz. Fazla ipimizi kesip uç kısmında ilmeklerin içinde yürüttükten sonra bu kısmı tamamlıyoruz. Evet, eldivenimizin tepe noktasının dikimi için tekrardan şu şekilde ilmeklerimizin aralarından bir üstten bir alttan önce ilmeklerimizi geçiriyoruz. İğnemizi, sonrasında bu kısmı büzerek devam ediyoruz. İlmeklerimizi geçirdikten sonra tepe noktasını büzüyoruz ve birkaç yerden tekrardan ilmeklerimizi aralarından
iğnemizi geçirerek sıkılaştırmasını yaptıktan sonra ipimizi biraz uzun bırakarak artan kısmını örgümüzün iç kısmında yürüterek yok ediyoruz. Delik olmayacak şekilde dikişimizi de yaptıktan sonra bu kısmı kapatıyoruz. Evet, şu şekilde tepe noktasında dikişini de yaptıktan sonra eldivenimizi tamamladık. Evet, eldivenimizin diğer eşini de bu şekilde örerek tamamladık. Parmakları iç kısma gelecek şekilde. Şimdi her iki eldiveni birleştirdiğimiz şu şekilde bir bağcığımız var. Bunda eldivenin diğer eşi kaybolmaması için yaptım ben. Şu kısımlardan, parmaklarımızın olduğu köşe kısımlarından ipimizi önce sabitliyoruz. Bunun için de bir üst ucundan bir de alt ucundan olacak şekilde ipimizi iki kat alıyoruz. İpimizi sabitledikten sonra zincir çekerek devam ediyoruz bu kısmı. Bunda istediğiniz boyuta göre yapabilirsiniz. Bu şekilde zincirimizi çekerek bitimine yakın şu yine parmağımızın olduğu kısımdan ipimizi şu şekilde sabitleyerek ipimizi keserek devam ediyoruz. Bu kısmı istediğimiz boyuta kadar önce yapalım. Evet arkadaşlar, eldivenlerimizin birleştirmesini de bu şekilde yaptıktan sonra eldivenlerimizi tamamladık. Diğer eldivenlerimiz de bu şekildeydi. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın.